çok anlamlı benim için. Sağ olun. Dünyanın en büyük ödüllerini alan insanlarımızın olması. Biraz alttan al. Alttan alırsam usta kızar bana. Benim şehrim Sarhoş. Sevgili seyirciler, bugün Mardin'in Savur ilçesine gidiyoruz. Savur'un tarihi çok eski olup Etilere kadar uzanmaktadır. Daha sonra Roma İmparatorluğu ve Bizanslıların hakimiyetine geçmiştir. Sasaniler ve Melikşah'tan sonra 12. yüzyılda 300 yıl hükümdarlık süren Artukoğulları Savur'a hakim olmuştur. Artukoğullarından sonra Karakoyunlular ve Akkoyunlular bölgede hakimiyet kurmuşlardır. Savur, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı ülkesine katılmıştır. 1884 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. İçerisinden Savur Çayı geçmektedir. İlçenin kuzeybatısında yer alan geniş düzlüklerde elverişli şartlar içerisinde tahıl ekimi yapılır. İlkbahar yağmurlarının bol olduğu yıllarda iyi mahsul alınır. Sulanabilir vadilerde ise genellikle sebze, meyve ve kavakçılık yapılır. Asurlular döneminde Savur'dan Musul'a kavak ticareti yapılmaktaydı. Kavaklar Dicle Irmağı'na taşındıktan sonra şişirilen deri tulumlar üzerinde istif edilerek Hasan Keyifli Usta Salcılar yönetiminde Musul'a götürülüp pazarlanırdı. Bu iş Savurlulara yüklü miktarda para kazandırmaktaydı. Günümüzde de Savur'un büyük gelir kaynağı arasında kavakçılık ilklerde yer almaktadır. Bizi Savur Kaymakamı ve Savur Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya karşılıyor. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Şeref verdiniz ilçemize. Hoş bulduk. Sağ olun. Ne kadar nüfusu Savur'un? 26 bin küsür Sayın Bakanım. Yaklaşık 5 bin civarında merkez nüfusumuz var. Diğer kalan büyük kısmı aslında kırsal mahallelerimizde. Yoğun miktarda göç vermiş yani daha önceleri. Peki bu mevcut nüfusu tutmak için neler yapılıyor? Yani burada tarım durumu nasıl? Hayvancılık var mı? İhracatı var mı Savur'un mesela? Yaklaşık 90 bin civarında küçük baş hayvan var. Yine 50 bin civarında büyük baş hayvan. Ciddi manada işte keçi, koyun neyse. Tarımsal arazilerimiz de var ama tabii bir Kızıltepe gibi, Nusaybin gibi değil. Yani burası biraz daha engebeli bir coğrafyaya sahip. Turistik açıdan da ilçemiz değerli bir ilçe. Tarihi ve kadim bir ilçe. Yani küçük Mardin diyorlar. Turizm projelerimiz var. Tarımda meyvecilik çok fazla Savur'da. Hani hemen hemen her çeşit meyve yetişir diyorlar burada. Hı. Özellikle üzümü meşhur buranın. Pekmez yapıyorlar üzümden. Pestil, cevizli sucuk gibi. Büyük bir tekstil fabrikamız var. Yaklaşık 1000 kişi çalışıyor orada. Farklı ilçelerden de gelip çalışanlar var. O açıdan ekonomik olarak şu anda kendini götürüyor. Biz de tabii ekonomiyi canlandırmaya da çalışıyoruz. Bazı projelerimiz olmuş onunla ilgili. İşte arıcılık anlamında kovan dağıtımı olmuş zamanında. Bir arıcılık faaliyeti var. Çilek projemiz vardı. Çilek üretimleri yaptık. Sayın Bakanım, ilçemizin tabii çok güzel yöresel lezzetleri de var aynı zamanda. Bugün yoğun bir gün olacak sizin için. Yorucu bir çekim olabilir. Dilerseniz güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Hem de yöresel lezzetlerimizi size tanıtmış olacağız. Ayrıca çok da güzel bir tesisimiz var. Orada sizi ağırlamak isteriz. Vallahi şimdi az evvel konuşurken yöresel lezzetlerin içerisindeki ürünleri sayınca iştahımız gayet iyi bir noktaya geldi. Bizim zaten yaptığımız en güzel iş, programın en güzel bölümlerinden birisi kalite kontrol yapmak. Buyurun. Memnuniyetle Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Savur'da güne kahvaltıyla başlayalım dedik. Harika bir sofra hazırlamışsınız. Değerli izleyiciler, benim şehrim Savur. Görüyorsunuz Anadolu'nun güzel mutfağı burada bizi karşılıyor. Burada Savur'un üzümü meşhur. Meşhur üzüm pekmezimiz var. Burada
Özellikle karışık peynir var. Peynirleri enfes. Sucuk yine aynı şekilde. Tabii bunların hepsi savurun gezen tavuklarının yumurtası. Kavurma aynı şekilde. Burada incir reçeli. Yine bizim zeytin tamamıyla derik zeytini. O da buranın ürünlerinden. Ve enteresan şekersiz kabak var burada. O da bence reçel ama böyle fazla şeker yok. Diyet yani bu ürünler. Hepsi güzel, organik ve diyet olduğu için biz yeterince tüketeceğiz, kalite kontrolümüzü yapacağız. Sizi de sahura bekleyeceğiz. Karpuzu koyuyorlar, buz gibi yiyorlar. Gençler bu işi biliyor. Oo, sizin orada müzik de var galiba. Hoş bulduk, nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Gençlerimiz Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'in diğer ilçelerinden, Kızıltepe'den gelmişler. Kaç çadır burada var? Yaklaşık 10 çadıra yakın var. Hep sizin çadırlar? Hepsi bizim çadır. Geldin. Sivrisinek falan olmuyor mu gece? Yok, burada pek karşılaşmadım. Ben de ilk 1974 yılında otostopla Ankara'dan çıkmıştım. Fethiye'ye gitmiştim. Ben de sizin gibi böyle yapmıştım bir. Yalnız benim eksikliğim şuydu. Bende şöyle bir enstrüman çalma yeteneği yoktu. Müsaadenizle size bir türkü çalmak isterim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Çok şeker almıyorum. Şafak söktü yine, sunam uyanma. Hasret çeken gönülde de dayanma. Çağırdan sunam, sesim duyulma. Uyan sunam, uyan uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan 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 uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez alımdan. Uyan sunam derin uykudan. Ağzına sağlık. Sizi ben tebrik ediyorum. Çünkü böyle gençlerimizin bilgisayar başında çok zaman geçirmelerinden ziyade böyle buraya gelip şu ırmağın sesini, şu kuşların gün ağarırken verdikleri o sesleri ve gece yıldızları görebileceğiniz bir gökyüzünün olması, hepsi bunların çok güzel şeyler. En önemli şey doğamızı, çevremizi temiz tutmak, kirletmemek. Bazı kamp yerlerimizde veya doğamızda bazı çöpleri görüyoruz. Bunlara gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü plastikler doğada yüzyıllarca çözülmüyor. Çok doğru. Maddelerdir. Herkesi doğaya karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Çok doğru. Bu söylediklerinizin en büyük kanıtı şu anda müsilaj dediğimiz, deniz salyası dediğimiz. Ben dalgıç olduğum için de zaman zaman rastlardım ama bu seneki kadar böyle bir felaketle karşılaşmadık. Ama suçlu insan atıkları. Yani o Marmara'yı bir çöplük haline getirmemizin bedelini ödüyoruz. Şimdi onları işte temizlememiz lazım. Sizin tabii bu kamping alanınız gayet temiz. Ben baktım, hiçbir atık, naylon torba vesaire yok. Temiz bir yere geliyorsunuz. Doğayı aynen gördüğünüz gibi bırakıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Siz gençlere de bu yakışır. Benim şehrim sahur. Thank you.
ağaçları daha büyük Sayın Bakanım. Yosun var, bitkiler güzel, var burada. Güzel. Burada bir ekosistem var ve evet, bozulmamış. Orman çalışıyor Sayın Bakanım. İnşallah bu doğallığı koruruz. Ömür boyu bizim gibi insanlar bizden sonrakiler de istifade eder. İnşallah. Benim şehrim Savur, hepinizi bu güzel yeşil suya bekliyoruz. Görüyorsunuz harika bir ortam, sizin yaşantınıza yaşantı katar. Yürüyüş yolunda Kaymakam Bey ile birlikte sohbete devam ettik. Savur'un bahçeleri meşhurdu, duymuştum ama ilk defa geliyorum. Tarihten beri buralar hep medeniyetlerin uğrak yeri olmuş. Yolumuz eski çamaşırhaneye kadar getirdi bizi. Hacı Abdullah Bey tarafından yapılmış, yaklaşık 300 yıllık bir tarihi var net olmamakla beraber. Gördüğünüz gibi çok serin bir ortam. Çok güzel. Bu sıcaklıkta Savur'un sıcağından şöyle buraya geldik. Buradan da ikinci bir kaynak geliyor Sayın Bakanım. Bu direkt buradan çıkan bir kaynak. İçilebilir, tertemiz sudur. Burayı belediyemiz ve DİKA, Dicle Kalkınma Ajansımız tarafından ortaklaşa restore ettik. Acaba niye böyle ortak bir çamaşırhane yapma ihtiyacı hissetmişler? Çünkü diğer yerlerde mesela bunu göremiyoruz. Su kaynağı burada olduğu için Sayın Bakanım, tabii yukarıya su basma imkanı zor. Buraya ortak bir kamusal alan diyebileceğimiz, kamunun ortamalı. Enteresan bir proje yani, o zamanı evet, için müthiş bir fikir. Burası da yine bir ilçemizin su kaynağı, Ayn Hacuce dedikleri. Harika. Benim şehrim Savur. İzleyicilerimize kirazı şöyle gösterelim. Nasıl bir kiraz? Gelin Savur'da yiyin. Bu yenir. Nar çiçeği, o zaman Ekim'de tekrar geleyim. Bekleriz Sayın Bakan. Sevgili izleyiciler, dalından koparıp yediğim meyveler son derece doğal şartlarda, üzerinde tarım ilacı falan olmadığı için yıkamadan yiyebiliyorum. Meyvanın da yıkanmadan yendiği güzel yerlerden biri Savur. Bekliyoruz. Gözlerin güzelliğine bak. Lutu kaynağında şöyle gösterelim. Süper bir lezzet. Sen de al. Bu bir boğa, evet. Uzaktan çekmenizde yarar var. Sevgili izleyiciler, Savur'un merkezinde Bedihi Nahar, yani su bahçeleri bölgesindeyiz. Burada her türlü meyve sizin de gördüğünüz gibi yetişiyor ve son derece lezzetli, organik biçimde bizler de bundan yararlanıyoruz. Sırada kültür merkezi var. Oho, bayağı ciddi faaliyet var burada. Evet. Deri benim çok önem verdiğim bir sektördü. Yıllarca Türkiye'nin deri tanıtımı için çok çalışmaya gayret ettim. Burada arkadaşımız şimdi anladığım kadarıyla bir patron çıkarıyor değil mi? Tantanın örneği burada. Siz bayağı şık şeyler yapıyorsunuz. Aynen. Ya. Aynen. Son derece güzel. Eskitiyoruz. Son derece zarif. Evet, çok güzel. Kalıp geldi. Siz burada bu kalıbı deliyorsunuz. Bu delikleri dikiş açılacak delikler olarak yapıyorsunuz. Ve burada tabii bir hata affetmez. Aynen. Ama ben bakıyorum çok güzel işçiliğiniz vallahi hakikaten. Siz o açılan deliklerden
burada dikiş yapıyorsunuz. Bir gösterir misiniz nasıl yapıyorsunuz? İlk önce geçtiğimiz deliklerin arasında boş olan kısımları diğer dolaşmamızda dolduruyoruz. Biraz zor oluyor tabii. Evet. Ama çok güzel, çok zevkli şeyler bunlar ya. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunları çok yüksek fiyatla satıyorlar yurt dışında. Siz inşallah burada emeğinizin karşılığını rahat rahat alırsınız. Ne yapıyoruz? Burada perçin işlemi var. Kapsülü taktınız. Hı hı. Ondan sonra manyetik mi orası? Evet. Güzel. Peki. Çok güzel. Bu bileklik. Bileklik de olur. Her türlü şeyden kullanılır. Fazla derileri böyle bu şekilde denebilir. Çok güzel. Şimdi burada ne yapıyoruz? Boya işlemi yapıyoruz. Bu kullandığınız boya ne? Analim boya. Hı-hı. Siz burada cilaya yapıyorsunuz. Yani burada finishing diyebilir miyiz bu bölüme? Aynen. Bitirme bölümü. Bu da çok güzel bir küçük cüzdan yapmışsınız. Evet. Onu tamamladık işte. Peki bu sene moda renkler hangileri olacak biliyor musunuz? Neye göre yapıyorsunuz? Tasarımı kim yapıyor burada? Paylaştığımız sitede isteklere göre. Hangi internet sitesi? Ben nereden gireceğim? Ne internet sitesi? Instagram. Savur Deri. Instagram Savur Deri. Evet. Değerli izleyiciler, benim şehrim Savur'dan Instagram Savur Deri yazacaksınız ve bu şekilde son derece güzel, zarif çantalara, cüzdanlara kavuşacaksınız. Gerçekten emek yoğun bir sektör. Butik bir iş yapıyorsunuz burada. Emeği geçen bütün hanımları kutluyorum. Harika şeyler yapıyorlar. Evlerine ek bir gelir getiriyorlar. Hepsi çok güzel hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Beğenmenize sevindik. Şöyle küçük bir hediyemiz oldu, kabul edin. Oo, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu da el emeği göz nuru. Son derece güzel. Çok zarif bir hediye. Sevgili seyirciler, Anadolu dünyaya mal olmuş bilim insanı yetiştirme konusunda özellikle son dönemde hep biraz eksik kalıyor. Günümüzde bilim insanlarımız ülkemizde değil de ancak batı disiplinlerine dahil olduklarında üretken olabiliyorlar. BioNTech aşısını bularak pandemi döneminin sonunu getiren iki Türk vatandaşımız bunlara örnek. Biz ise şimdi Mustafa Kemal Atatürk aşığı ve aldığı Nobel ödülünü Anıtkabir'e bağışlamış Aziz Sancar'ın doğduğu eve gidiyoruz. Profesör Doktor Aziz Sancar. Evet, şurası. Burada 36 odalı bir evde evet. Dünyaya geliyor. Yeni nesillere sürekli çok ve disiplinli çalışmayı öğütleyen Aziz hocamızı gençlerimize daha çok anlatmalıyız. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı benim için. Sağ olun. Çünkü az da olsa böyle dünyanın en büyük ödüllerini alan insanlarımızın olması evet. Bizi çok mutlu ediyor. Bizim için de bir gurur. Gurur duyuyoruz. İbadet yerleri bölgede çok önemli. İlk durağımız eski cami. Savur müftümüz Hüseyin Bey. Evet. Şimdi çok eski bir binada herhalde 5 asırlık falan bir bina. Evet, 5 asırlık bir tarihi var. Ve çok eski kitabeler var. Bazı kitabeler kalmamış. Evet. Şimdi minare zamanla gözetleme kulesi olarak kullanılmış. Yani dini ibadet ve savunma hizmetlerine uygun bir yer. Değerli müftüm, ne yapıyoruz şu anda? Şimdi camimizin içerisinde bir ilahi dinletimiz olacak. Mardin Savur Başkavak köyünde cenazelerimizde bayram günlerinde kültürümüzün bir adetidir Başkavak'ta. Benim yaşım 70 yaşındayım. Hala devam ediyorum. Maşallah. İnşallah öğretiyorum da. Arkamda da benden sonra kalanlar da bu çok iyi. Mesleği devam edecek. Arbane diyorlar bu arada. Arbane. Bu Arbane tamam. Def. Yani tamam. Bir tane ismi var. Oh,
arada el sanatları var. Bölge halıları geçmişte çok kıymetliydi. Hala da öyle. Hepsi ipek mi bunların? Hepsi ipek. Peki kök boyayla mı boyanıyor? Neyle boyanıyor bunlar? Kök boya mı? Evet. Bu halı ne kadar zamanda yapılacak? 3 öğrencimiz dokuduğu zaman 6 ay buluyor. 3 öğrenci 6 ay. Günde kaç saat çalışıyor? Günde 18 sıra. 18 sırayı kaç saatte yapabilirler? Saat 10'da geliyorlar. Evet. 3.30 gibi çıkıyorlar. Yani her bir öğrenci 6 sıra yapıyor. 6 sırayı yaklaşık böyle 6 saatte falan tamamlıyorlar ha? Aynen, aynen. Her sıra bir saat. Ama yani ciddi bir emek bu ya. Ancak bu el sanatının sürdürülmesi şart. Bunun ismi ne? Gülbüke. Gülbüke. Bunun ismi ne? Yedi dağ çiçeği. Yedi dağ çiçeği. Peki. Bunun ismi ne? Cevşenli işte bu. Cevşenli yapıyorsun. Bunu bu deseni yapacaksınız. Evet, bu deseni yap. Allah kolaylık versin. Ha. Sen ne yapıyorsun? Nadide. Nadide. Kaç tane öğrencimiz var burada, halı öğrencimiz? 14 tane var. Yarısı 14. Var. Tabii ki biz bu pandemi dolayından hani sabah bir grup, öyle bir grup alıyoruz. Kalabalık olmuyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Şimdi de gümüşe şekil veren ustalarda sıra. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz gümüş tüm kadim uygarlıklarda altından sonra gelen en önemli aksesuar. Bilimsel çalışmalar kanıtladı ki iyonize saf gümüş insan sağlığına da çok faydalı. Alternatif tıp doktorları kansere karşı savaş için bile kullanmaktalar. Şimdi gümüşü takı işçiliğinde tanıyacağız. Bunlar nedir? Bunlar çubuk kaynaktır efendim. Gümüşümüz bin ayar halinde geliyor maden. Saf gümüş. 950 derecede eriyor. Hı. 1290 derecede ise kaynıyor. Kaynadıktan sonra biz bunları çubuk kaynağa döküyoruz. Döktükten sonra çubuk haline geliyor şöyle. Hı. Bizim tel çekme makinemiz var. Teli inceltiyoruz. İncelttikten sonra haddeden geçiriyoruz. Haddeden geçirdikten sonra kalıpta şekil veriyoruz. Şekil verdikten sonra İçini dolgu teliyle dolduruyoruz. Hı. Doldurduktan sonra kaynak yapıyoruz. Kaynak parçayı sabitlemek için, içinden düşmemesi için. Kaynağımızın içinde çabuk erimesi için boraks var. Şöyle öncelikle parçayı ısıtıyoruz. Parça biraz kızarınca şöyle kaynağı içine bırakıyoruz. Kaynağı sabitleştirdikten tabii sonra zaten parça içinden kesinlikle çıkmıyor. Güzel. Şöyle bitiş aşaması tamam. Şudur. Çok biz güzel. Bunları ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra bizim asitli suyumuz var. Dikkat edelim şurada. Evet. Tehlikeli bir su o. Evet. Okside oluyor. Okside olan yerleri çıkartıyor. Evet. Bu iş asitli suya girmezse bu parlaklığı yok, görmez mi? Yok, parlaklığı gözükmez. Bir de temizlenmez. Sevgili seyirciler, benim şehrim Savur'dan Savur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nin bizler için hazırladığı hediyeleri görüyorsunuz. Bileklikler, telkarı bileklikler. Broş. Evet, rozeti de gururla takacağım, ay yıldızlı rozetimizi. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Değerli başkanım, değerli kaymakamım, sizleri de böyle bir merkezi ayakta tuttuğunuz yeni arkadaşlara bu sanatı tekrar tekrar daha iyi bir şekilde öğrettiğiniz için bütün arkadaşlarınızla, ekibinizle birlikte teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Sırada Dereiçi Mahallesi'ndeki 3 ayrı mezhebe ait kilise var. Kıllıt ismi bu mu? Orijinal ismi Kıllıt efendim. Mor Yuhan'ın Kilisesi. 1600 yıl yaşındaki bir Ortodoks kilisesinin bu kadar temiz, güzel muhafaza edilmesi, emeği geçenlere biz şükranlarımızı sunuyoruz. Çok güzel. Şimdi burada elinizde bu taşıdığınız Arapça. İncil, evet, yeni basma İncil. Arapça İncil. Evet, dilerseniz bakabilirsiniz. Evet. Bu sağdan sola okunuyor herhalde. Aynen, evet. Evet. Burada nüfusun çoğu Arapça bildiği için buradan evet. takip edebilsin diye herhalde böyle daha yaptınız çok değil Arapça, mi? Evet. Evet, doğru. Çok güzel.
Bu bölüm güzel, serin bir bölüm. Dışarıda sıcak, kavurucu. Ne adlandırılıyor burası? Burası Meryem Ana'ya adanmıştır. Hı. Ona özel günlerde burada ayin yapılırdı. Anladım. Kabirler var burada. Solda mezar var. Burası mı? Din adamına aittir. Burada da dik mi oturtuyorlardı? Oturarak yani. Oturarak. Kaç tane, kaç kişi mezarı var burada? Bir tane var, içeride bir tane var. Anladım. Salon kesiminde toplam 8 tane mezar var. 8 tane. Kilisenin içinde. Süryani Ortodoks Kilisesi'nin çatısına çıktık. Evet efendim. Amacımız da izleyicilerimize, evet, sizde yerleşik olan diğer kiliseleri de anlatmak. Evet efendim. Şimdi şu sol tarafımda bir kilise var. Evet. Bu ne kilisesi? Protestan Kilisesi. Protestan Kilisesi. Evet. Yani Ortodoks Kilisesi'nden 50 metre ötede bir Protestan Kilisesi, evet, var. Doğrudur efendim. Peki şu tarafa bakarsam bu ne kilisesi? Katolik. Katolik Kilisesi. Evet. Katolik Kilisesi var, Protestan Kilisesi var, Ortodoks, evet, Kilisesi var. Evet. Peki başka manastırlar da olduğunu söylediler, evet, bana evet, burada. Kuzey kesiminde, dağlık bölgede de 3 tane manastırımız var. Evet. Şu ileride de, 300 metrelerde de Mort Şumuni, Azize'nin evi var. Evet. Cami de hemen köyün girişindedir efendim. Camimiz de burada var. Evet. Evet, yani ben tabii caminin, kilisenin, sinagogun bir arada olduğunu çok yerde gördüm, Hatay'da. Evet. Ve tabii yani diğer bazı ülkemizin diğer şehirlerinde de benzerlikler vardı. Mersin'de, evet, de vardır yakınlıklar ama, hı hı, burada ilk defa yani Hristiyan aleminin 3 ibadethanesinin bu kadar birbirine yakın olduğu küçük bir yer görmedim. Bu kadar, doğru, küçük bir yerde. Doğru. Demek ki burası aslında kutsal bir yer. Evet. Yani buna inandıkları için herhalde geçmişte bunları yaptılar. Hı hı. Evet. Şimdi ama çok göç vermişsiniz, evet, belli. Doğrudur. Şimdi o göç verilen yerler burada son derece güzel, evet, güzel, turizme dönük yapılara çevrilebilir. Hı hı. Kaymakamımız, belediye başkanımız burada. Yani evet, evet, bana anlattı yol boyu neler yapacaklarını. Güzel bir strateji, güzel bir vizyon var. Evet. O zaman yaparsanız buralar tekrar yeşerir diye düşünüyorum. Yani buraları canlandırmamız lazım. Değerli izleyiciler, tabii bizden önce buraları bizim dizi filmcilerimiz keşfetmiş ve sizin de izlediğiniz bu bölgede çekimler yapmışlar. Bunlar izleyici sayısı oldukça büyük kitlelere hitap etmiş. Savur'un farklı geçim kaynakları var. Bu kaynaklardan bahsetmeye geldi sıra. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey, işletmenin sahibi. Ne haber? Bu senin birader mi? Biraderim. Aynı modelsiniz. Kaç kardeşsiniz siz? Biz 10 kardeşiz. 10 kardeş. Hepiniz de kavakla mı uğraşıyorsunuz? Yok. Peki siz bu kavakları alıyorsunuz. Özellikle yetiştiriyorsunuz. 7-8 yıl içinde yetişiyor. Ne boya ulaşır 7-8 yıl içinde bir kavak? Aşağı yukarı 12-13 metre oluyor. 13 metre mi olur, evet, 7 senede? 7 senede. Sonra alıyorsun bunu, kesiyorsun. Kesiyoruz. Peki soyuyorsun. Burada dilimliyorsun. Burada dilimliyorsun. İstifliyorsun. İnşaatlara da dağıtıyorsun. Kaç metreküp üretiyorsun burada? Burada aşağı yukarı yani 5-6 metreküp günde üretiyoruz. Güç günde 5-6 metreküp. Çok güzel. Bayağı kuvvetli bir üretim. Hizarınız var. Burada kavakları çeşitli boylarda dilimliyorsunuz. Peki şurada ne yapıyorsunuz? Orada da soyma. Bakalım bir, o nasıl bir iş? Buyurun. Kim öğretti sana bu işi? İşte küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Dur tamam, bakayım ya. Beni de işe alır mısınız? Tamam. Bakalım bir. Şöyle mi yapıyorsun? Bak. Yavaş yavaş şöyle yapın. Böyle şey mi? Sert biraz, mi çekeceğim hızlı mı? Biraz alttan alın. Alttan alırsam usta kızar bana. Benim kavağı yarısını götürüyorsun soyarken diye. Aldınız mı? Kavak geliyor. Kavak geliyor vallahi. İşte bak şurayı alayım. Burayı sen, aynen, bırakmışsın benim için herhalde. Peki. Biraz daha alttan alın. Ha, evet. Oo, çok güzelmiş bu kavak soyma işlemi. Zevkli sayın bakan. Bu peki şunlar ne işe yarıyor? Şunları ne yapıyoruz? Kabuklar mı? Kabukları. Onları da işte tandırlarda. Tandırlarda. Fabrikaya gidiyor bunlar. Sabah. Şimdi bunun burasında böyle bir hafif rengi değişik. Güneş midir? Bunu kestiğimiz zaman hemen soymamız lazım. Aynen. Çok güzel. Yoksa soymadığınız zaman hemen karmızlaşıyor. Bunu kaçırdın mı, şuraya geldin mi de parmak da gidiyor değil mi? Aynen öyle. Dikkatli olun ha. Evet, dikkat o zaman ediyoruz. Tersine dönüyoruz, tersinden çıkartıyoruz. Tersten mi alıyorsun? Ha, yeri değiştirdin. Aynen öyle.
He, anlaşıldı. Güzel. Bunun ismi ne? Bunun ismi Arapça ile Mekseh diyoruz. Mekseh. Mekseh. Arapça ile dehre. Dehre mi? Evet. Güzel, sevdim ben bu işi. Yalnız benim yövmiyem çok yüksektir. İşe alabileceğim mi? Üstüne. Bunlar şimdi nereye gidiyor? Irak'a gidecek. Ne yapacaklar orada? İnşaat malzemesi mi? İskele mi yapacaklar? İskele ne? Mobilya mı yapacaklar? Vallahi onu bilmiyoruz da inşaatta bence. Kaç? 7 metre mi bunlar şimdi? Bu 4 metre. Peki şu bir tanesi kaç liraya satıyorsun bir tanesi? 14 lira. 14 lira. Ben iki tane alayım götüreyim ya. Ama uçağı almazlar. Fiyatı güzelmiş. Bunu sen şimdi nakliye veriyorsun. Nakliyeci hanginiz? Aa işte burada. Gel bakayım. Kaça götürüyorsun bunu? Erbil'e mi götüreceksin? Zaho'ya götüreceksin. Kaça götürüyorsun? 400 dolara. 400 dolar. Sen dolar çalışıyorsun. Uyanık. Bak adam TL ile satıyor. Bu arkadaşlarımız Savun'un ihracatçıları. Öyle böyle sattıkları iş, yaptıkları iş ihracat. Taşımacılık da direkt dolar olarak alıyor. O da hizmet sektörü olarak ülkemize bu bizim dövizleri, çok ihtiyacımız olan dövizleri getiriyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Kutluyorum sizi. Sağ olun. Bereketli olsun. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Sırada Hacı Abdullah Bey konağı var. Selamun aleyküm. Burada ne yazıyor? Ne var? Allah nasip etti bana bu evi yapmaya. Bundan sonra oturacaklar mutlu olsun. İnşallah cümlemiz mutlu olur. Çok güzel. Tarih kaç? Tarih 1800. 1800. Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Bizim ismi de Senbusek. Senbusek. Yöresel bir ürünü Sayın Bakanım. O kıymanın içinde ne var? Maydanoz. Ne? Maydanoz. Var. Maydanoz. Başka? Acı biber var. Acı biber, maydanoz. Ama elim yanıyor ha, çok sıcak. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz, sağ ol. Ama manzara da nefis. Orijinal, evet. Burası tamamıyla o eski dönemden, yani 200 seneden fazla bir evde. Bu tavan orijinal mi? Orijinal. Atalarımız gerçekten yaptıkları şeyde zarafeti, güzelliği ve mühendisliği hep ön planda tutmuşlar. Hiç bunu hep görüyorum. Şimdi yaptığımız binalardan çok farklı. Sabırlı davranmış. Evet. Bir an önce bitsinden çok duygularıma cevap veriyorum. Bir eser bırakacak mıyım? Onun düşüncesi içinde yapmışlar. Çok güzel. Bunlar da yöresel ürünlerimiz Sayın Bakanım. Evet. Dolma var. Bu da yumurtalı tatlımız var. Yumurta pekmez. Yumurta pekmez. Yani, Allah Allah. Ne ismi onun? İsviri. İsviri. Yani, Arapça değil. Bu da bebettir. Bunun bu şeklinin haşlanmış şekli. Tamam. Bebet diyorlar ona. Bir tanesi fırında, bir tanesi haşlama. Bu yumurta akıyla pekmez öyle mi? Şeker yok Sayın Bakanım içinde. Organik pekmez ve yumurta. Bu içli köfte değil mi? Biri haşlanmış, biri kızartılmış içli köfteler. Evet. Bunun hamurunda et de var. Ondan da almıyor. Köfte gibi yoruluyor. Yumurtalı pekmezli tatlı ilk defa yiyorum. Teşekkürler. Ziyade olsun. Yeah.
Benim şehrim Savur'da sizlerle çok güzel bir gün geçirdik. Görüyorsunuz dolu dolu anlar yaşadık. Ama ben isterim ki sizler gelip burada bunu yaşayasınız. Hepinize buradan veda ediyorum. Haftaya yine ülkemin güzel bir şehrinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle. Thank you.